Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ekim Cumartesi ABD Kilnet'te 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı Gayan İK'a 20.31'de bir maiden koşuyla başlıyor. İki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 3 grup bir maiden koşu. 12 numaralı Hamlin Quality Road yavrusu Tyler Gaffalon ile start alacak. 1 milyon dolara satın alınan bir isim. 11 numaralı Affirmative Lady Aggregate yavrusu John Velasquez'de start alıyor. O da 400 bin liraya satın alınan bir Aggregate yavrusu. 5 numaralı Stay Fabulous Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir Violence yavrusu. 4 numaralı Inventing Anna Louis Sayes'de start alıyor. Kariyerin 2 startında 1200 metre kum pistte bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. 60 binlik maiden koşularda. Son olarak 3 numaralı Magical Youth Ryan Hernandez Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 1200 metre kum pistteki önceki startında 120 binlik bir maiden koşuda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 kara dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 30 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 47 bin dolar olan. 7 numaralı Big Java Giovanni Franco ile start alacak. 22 Mayıs'ta 1600 metrede bir ikinciliği var. Son startında da bir Black Type koşuda 1700 metre kum pistte bir dördüncülüğü var. 6 numaralı Baby Shore Foxes, Bay Shore Foxes Edgar Morales ile start alacak olan bir isim. Son olarak 8 numaralı Feeling Happy James Graham'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu bir opsiyonel satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. 2 numaralı Baytown Jagger ve 5 numaralı Jeremy's Jet Ecury. Koşu 100 bin dolarlık bir şart satış koşusu. Toplam ikramiyesi 110 bin dolar olan. 4 numaralı Top Information. Florent Geroux'la start alıyor. Kariyerin ilk startında 60 binlik bir maiden koşuyu 1200 metre kum pistte 1.10.92 ile burun farkıyla da olsa kazanmayı başarmış bir isim. 3 numaralı Hurricane G. O da 60 binlik bir maiden koşuyu 1200 metrede 1.12.23 ile burun farkıyla kazanmış bir isim. Son olarak 1 numaralı Pro Ride Ricardo Santana Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 800 metre kum pistteki bir önceki startını kazanıyor ancak üçüncüde indiriliyor diskalifiye sonucu, protesto sonucu. Son startında da 100 binlik bir şart satış koşusunda dördüncülüğü var. Dördüncü koşu, 3 kar İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 12 numarayla başlayacağız. Osborne, Tyler Gaffalone ile start alacak olan. Son 3 startında 7 Mayıs ve 19 Haziran'da 1300 ve 1400 metrelerde ikincilikleri var. Yarım boy farklarla 80 binlik şartlı satış koşularında. Son startında da 115 binlik bir şartlı koşuda üçüncülüğü var. 4 numaralı Gulfstream Bay Chris Landeros'la start alıyor. 127 binlik şartlı koşuda son startında ikinciliği var 1600 metre kum pistte. 6 numaralı Ben Diesel Flavien Prey'la start alacak. Son 2 startında grup 1, grup 2 koşularda 6. ve 11. olmuş. Son 6 startı 5'i grup bir tanesi listed koşular. 11 numaralı Embrace Joy Rosario ile start alıyor. Bir önceki startına favori olduğu 1200 metredeki maiden koşuyu 1.11.90'la kazanan bir isim. 7 numaralı Button Boy Vincent Chamoun'la ve son olarak 1 numaralı Implementation John Velasquez'le şans verdiğim son isim. 7 şedilikten sonraki ilk startı. Bugünkü startı. Beşinci koşu Stakes koşu, Grup 2 koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1100 metre Çim pistte start alacak. Burada da 4 numaralı Golden Pal'ı Brad Ortiz Junior'la tek önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 350 bin dolarlık bir stakes koşu. Grup 2 koşu 4 numaralı Golden Pal Brad Ortiz Junior'la start alıyor. Son 5 startında ikisi geçen sene, 3'ü bu sene olmak üzere bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Bir grup bir koşuyu kazanıyor. Gördüğünüz gibi 1100 metre çim pistteki grup 2'yi 1.03.12 ile grup 1'i 1000 metrede 55.22 ile kazanıyor.
Breeders' Cup Turf Sprint koşusu kazandığı koşu geçen seneki son startı. Bu sene de 9 Nisan'da bir grup 2 koşuyu yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor. Son startında da bir grup 3 koşuyu kazanıyor. Bütün son 4 startını Erat Ortiz Junior ile kazanmış. 1100 metre çimpiste son kazandığı grup 3'ü 1.00.92 ile baş fark ile kazanmış. Son 5 startında favori çıkmış Uncle Mo yavrusu 4 numaralı Golden Paul Wesley Ward ile start Vesivo antrenesinde Erat Ortiz Junior ile start alacak olan 4 numaralı Golden Paul bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6. koşu yine bir Stakes koşu, grup 2 koşu, 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 350 bin dolarlık bir grup 2 koşu. 7 numaralı, burada biraz fazla isim yazacağız. Atların performansları birbirlerine çok yakın. Bu seneki 3 startında 1200 metre kumpisteki Stakes ve 80 binlik şartlı satış koşularını kazanan bir isim. 1200 metre 1.08.54, 1.08.55 ile kazanıyor bu koşuları. Florent Geroux'la start alıyor. 7 numaralı Slammed. 2 numaralı Palm Cottage Flamboyant Pratt'la start alıyor. 1200 metre kum pistte son 2 startını kazanıyor. 61 binlik şartlı ve 62 binlik şartlı satış koşuları. 1.08.09, 1.09.58 dereceleri. 3 numaralı Club Car Erat Ortiz Junior'la start alıyor. Son 3 startında Black Type koşularda ikincilikleri var. 1200 metre kum ve 1200 metre tapeta pistteki son 3 startında. 4 numaralı Caribbean Caper Jose Ortiz'le start alacak. Kariyerindeki 6 startının 5'ini kazanmış bir isim. Bu kazandığı koşuların içerisinde bir önceki startında bir grup 3 koşu var 6 boyla kazandığı. Son 5 startının tamamında favori çıkmış bir isim. 1400 metredeki grup 3'ü 1.22.57 ile kazanıyor. 1400 metre kumpisteki Black Type koşuyu 1.22.09'da. 1300 metreyi 1.16.18. 1400 metredeki şartlı satış koşusunda 1.23.76 ile kazanan bir isim. 4 numaralı Caribbean Caper. 9 numaralı Happy Soul ve Steve Warden antrenör ettiği bir John Velasquez'le start alacak olan bir isim. Son startında bir listed koşuda ikinciliği var 1300 metre çim pistte. 5 numaralı Sconcin Tyler Gaffalone ile start alıyor ve son olarak 1 numaralı Lil Tutsai Edgar Morales ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da bu seneki son 3 startında 1600 metre kum pistteki Black Type ve listed koşuları Edgar Morales'le kazanan bir isim. 1600 metre kum pist 1.37.17, 1.37.42 dereceleri. 7. koşu First Lady Stakes koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir grup bir koşu. Burada da 4 numaralı In Italian'la ekürü olan 5 numaralı Regal Glory'yi tek olarak önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 750 bin dolarlık bir grup bir koşu. 5 numaralı Regal Glory son 5 startında 4 tane grup koşuyu kazanıyor. Bunlardan 3'ü grup 1, biri grup 3 kazandığı koşular. Tamamı çim pistte 1600'ü 1.35.33'te 1700 çimi 1.41.74'te grup 3 koşu. Daha sonra 1700 metre çim pistte 1.40.97 ile grup 1 koşu ve önceki startında da yine bir grup bir koşuyu 1600 metrede 1.32 ile kazanıyor. Son startında da bir grup bir koşuda ikinciliği var. 4 numaralı In Italian'la ekürü. O da son startında bir grup bir koşuyu kazanıyor 1800 metre çim pistte. 8. koşu yine bir stakes koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir grup bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 600 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 7 numaralı Forte Rat Ortiz Junior ile start alıyor. Kariyerinin ilk startındaki maiden koşu yaklaşık 8 boy farkla kazanıyor. 1000 metre kum pistte 58-21 derecesiyle daha sonra bir grup 3 koşuda dördüncülüğü var. Son startında da grup 1 koşuyu kazanıyor. 1400 metre kum pistte 1.22.58 ile 3 boy farkla Todd Pletcher'ın antrenör ettiği 7 numaralı Forte. 2 numaralı Loggins Florent Geroux'la start alıyor. Kariyerinin favori olduğu ilk startında üst grup bir maiden koşuyu 1300 metrede 1.15.87 ile 8,5 boy farkla kazanan bir isim. 5 numaralı Instant Cafe Luis Saez'de start alıyor. O da 105 binlik bir maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 1400 metre kum pistte 1.22.77 derecesiyle. 10 numaralı Lost Ark
Todd Pletcher'ın antrenörü Flavien Prial'a start alacak olan bir isim. Kariyerindeki iki startında favori gösterilmiş bir Valence yavrusu. 1100 metre kompisteki maiden koşuyu 5,5 boy farkla 1.04.38'de kazanıyor. Son startında da bir Black Type koşuyu Javier Cassarano'yla 7,5 boy farkla 1600 metrede 1.37.20 derecesiyle kazanıyor. Son olarak bir numaralı Frost Departure Brian Hernandez Jr.'la şans verdiğim son isim. 1400 metre kompiste kazandığı maiden koşu var yaklaşık 4 boy farklı. İki önceki startında 1.22.73'te son startında üst grup bir şart satış koşusunu 9 boydan fazla bir farklı 1.22.67 derecesini yine 1400 metre kompiste kazanan bir isim. Geldik son koşuya. Turf Mile Stakes koşusu 1600 metre çim pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir grup bir koşu yine. Koşuya baktığımızda koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu Coolmore Turf Mile Stakes koşusu. 7 numaralı Santin'le başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan son startında bir grup bir koşuyu kazanıyor. Aynı jokey ile 1800 metre çimpiste 1.46 88 derecesiyle. Aynı koşuda ikinci olan Smooth Like Straight var. Santin'in arkasında ikinciliği var. Ondan önce de bir grup bir koşuda üçüncülüğü. Ondan önce de 15 Nisan'da 1600 metre çim pistteki diğer grup bir koşuda da boyun farkıyla üçüncülüğü var. Üst grup koşularda start almış. Son 6 startında 4'ü grup 1, ikisi grup 2 koşular. 3, 5 ikinciliği, bir üçüncülüğü var. Bu koşularda 2 numaralı Smooth Like Straight'in. 9 numaralı Casa Creed Luis Saez ile start alıyor. Son 2 startında Jaipur Stakes koşusuyla diğer bir grup bir koşuluyu kazanıyor. Luis Saez de kazanıyor bu koşuları. 1200 metre çim pistte 1.07.44, 1600 metre çim pistte 1.34.20 ile kazandığı bir Jimmy Creed yavrusu ve 9 numaralı Casa Creed. 6 numaralı Ivor Joseph Talamo ile start alıyor. Önceki startında 1700 metre çim pistte bir listed koşuyu kazanıyor. Son startında da bir grup bir koşuda 1600 metre çim pistte ikinciliği var. Son olarak 3 numaralı Order of Australia Christoph Somilino'nun start alıyor. Aidan O'Brien'ın antrenör ettiği bir isim. Son 5 startında İngiltere, İrlanda ve Fransa'da start almış. Son startında Longchamp'te bir grup bir koşuda ikinciliği var. Aidan O'Brien böyle koşulara gelip Amerika'da sürpriz yapan bir isim. O yüzden kuponlarınıza eklemenizde fayda var bu isme. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming by 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6.
Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonlarına geçmeden önce Keeneland Hipodromu için handikaper seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Scott Hazelton, Tom Leach, Jeremy Plong, Gabby Goddard ve Kim Nielsen'ın yorumları. İkinci koşu birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Seçimler burada gördüğünüz gibi. Beşinci koşu ikinci Altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Onuncu koşu da ikinci Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Videonun burasına gelmek suretiyle bu tablodan istifade edebilirsiniz. Biraz fazla tutayım ekranda. İkinci koşu birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Gördüğünüz gibi altıncı koşuda 4 numaralı Golden Polo tamamı ilk sırada seçmiş gibi. 10. koşuda ikinci Altılı Ganyan'ın son ayağı. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 12 numaralı Humbling ile başladık. 11 numaralı Affirmative Lady. 5 numaralı Stay Fabulous. 4 numaralı Inventing Anna ve 3 numaralı Magical Dude. İkinci koşu 7 numaralı Big Java. 6 numaralı Bayshore Foxes ve 8 numaralı Feeling Happy. Üçüncü koşuda 4 numaralı Top Information ve 3 numaralı Hurricane J yeterli gibi gözüküyor. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Pro Ride'ı da ekleyebilirsiniz. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 12 numaralı Osborne'la başladık. 4 numaralı Gulfstream Way, 6 numaralı Ben Diesel, 11 numaralı Embrace, 7 numaralı Button Boy ve 1 numaralı Implementation. Beşinci koşuda 4 numaralı Golden Pal'ı tek olarak önereceğim. 6. koşuda 7 numaralı Slam ile başladık. 2 numaralı Palm Cottage, 3 numaralı Club Car, 4 numaralı Caribbean Caper, 9 numaralı Happy Soul ve 5 numaralı Wisconsin ile 1 numaralı Lil Tootside şans verdiğim isimler. 7. koşuda da 5 numaralı Regal Glory, 4 numaralı Eküri Jose Ortiz de bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Tek olarak önereceğim. 8. koşuda 7 numaralı Forte, 2 numaralı Loggins, 5 numaralı Instant Coffee, 10 numaralı Lost Ark ve 1 numaralı Frosted Departure. Son koşuda da 7 numaralı Santin'le başladık. 2 numaralı Smooth Like Straight, 9 numaralı Casa Creed, 6 numaralı Ivar ve 3 numaralı Order of Australia koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.